Transfer iddialarımıza kaldığımız yerden devam etmek üzere yeniden birlikteyiz. Son günlerin transfer iddialarına gelin birlikte bakalım. Hem Avrupa takımlarında hem de bizim takımlarımızda hareketlilikler var. Bu yüzden uzun bir video sizleri bekliyor. Keyifli seyirler. Haberlerimize takımlarımızın Avrupa'daki muhtemel rakipleriyle başlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi serüvenine playoff'tan başlayacak olan Galatasaray, Young Boys'la karşı karşıya gelecek. Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, Lille'i de elemesi durumunda Slavia Prag, Union SC eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne playoff'tan başlayacak olan Beşiktaş, Partizan Lugano turunun kazananıyla oynayacak. Trabzonspor'sa Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga, Servette maçının galibiyle karşılaşacak. Elenirse de Konferans Ligi gruplarına kalabilme adına Sengalen, Slask Wroclaw eşleşmesi galibini yenmesi gerekecek. Son olarak Başakşehir'de İberya'yı elemesi halinde St. Patrick's Athletic Sabah eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Paris Saint-Germain santraforuna Manchester City forması giyen Julian Alvarez ile ilgileniyor. Normalde ayrılık olmadan forvet almayı düşünmüyorlardı ama Luis Enrique Alvarez'in transferini çok istiyor. Bu yüzden City yönetimine ilk resmi teklif yapıldı. Şu anda üzerinde durulan miktar 70-80 milyon euro seviyelerinde. Bu transferdeki diğer talip olan Atletico Madrid ise Paris ekibinden çok daha hızlı davranıyor. Manchester City yönetimiyle anlaşmaya vardılar. Sırada oyuncuyla anlaşmak kaldı. Yabancı basına bakacak olursak oyuncunun Atletico'ya katılması diğer tüm ihtimallerden daha yüksek gibi görünüyor. Alexander Sörloth'u transfer edip Morata'yı gönderen Atletico Madrid, Samu Omorodion'u da gönderebilir. Chelsea'nin yaptığı son teklif olan 35 milyon sterlini kabul edecekler. Manchester'da takımın bel kemiği olan Kevin De Bruyne'nin de ayrılık ihtimali vardı. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transferi konuşuluyordu ancak Al Ittihad City'nin istediği miktarı yüksek bulduğu için bu transferden vazgeçti. Paris konusuna yeniden dönelim. Bir de stoper transferi yapmak istiyorlardı. Eintracht Frankfurt'un 22 yaşındaki savunmacısı William Paco transferini bitirmek üzereler. Ayrıca Paris Saint-Germain uzun zamandır konuştuğumuz Joao Neves transferini de bitirdi. Artık Manchester'ın istediği Manuel Ugarte'yi gönderebilirler. Ancak Manchester United tarafının talep ettikleri miktar olan 60 milyon euroyu ödemeye hiç niyeti yok. Uzun bir süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden ve son zamanlarda Bologna ile görüşmeler yapan Hummels yaklaşık 10 günlük bir düşünme sürecinin ardından teklifi geri çevirdi. Avrupa'nın birçok takımından teklif almasına rağmen hala kararını verebilmiş değil. Yakın zaman içerisinde yayınladığım bir transfer videosunda Youssoufa Moukoko'nun menajerinin verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle yaptığı ayrılık açıklamasını aktarmıştım. Genç oyuncu şu anda Marsilya ile görüşüyor. Kulüpler arasında da satın alma opsiyonunu kiralama ihtimali konuşuluyor. Aslında Fransa'nın diğer kulübü Lille de oyuncu için girişimde bulunmuştu ama kabul görmedi. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte sözleşmesini feshetmek üzere kulüp yönetimiyle görüşmeler yapıyor. Eğer bonservisini eline alabilirse Real'e imza atma ihtimali çok yüksek. Manchester United sağ bekine Bayern'den Mazraoui, stoperine de aynı şekilde Bayern'den De Ligt'i düşünüyor. Bayern iki oyuncuyu paket halinde satmak için 70 milyon euro talep ediyor. Lenny Yoro'nun sakatlığı ve Aaron Wan-Bissaka'nın yavaş yavaş ayrılığa hazırlanması nedeniyle görüşmeler hızlandı. Her iki oyuncunun da Manu'ya katılması bekleniyor. Barcelona orta sahasına Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi transfer edecekti ancak oyuncunun yüksek maliyetinden dolayı bu transferden vazgeçildi. Teknik direktör Hansi Flick o bölgede yaşanacak olası bir eksiklik durumunda altyapıdan çıkan oyunculara şans verecek. Hatta orta saha almak şurada dursun orta saha alması beklenen Barcelona elindeki Frenkie de Jong'u da göndermeyi düşünüyor. Pandemi zamanında Barcelona ekonomik sıkıntılar içinde yüzerken de Jong maaşını erteletmişti. Yani o zamanki alacakları şu anki maaşına yansıtıldı. Şu anda 37,5 milyon euro yıllık ücreti var. Barça elden çıkarmak istiyor. Hatta bazı Premier League takımlarına 40 milyon euro talep ettiklerini söyleyerek teklif edildi. Ancak kabul eden olmadı. Yeni bir yapılanma içerisindeki Juventus elindeki iki oyuncusunu gözden çıkardı. Federico Chiesa ve Thiago Giallo teklif gelmesi durumunda gönderilecek. Her iki oyuncu da teknik direktör Thiago Motta tarafından hazırlık maçı kadrosuna alınmadı. Federico Chiesa için 25 milyon euroluk beklentilerini 15 milyon euroya kadar düşürdüler. Juventus'un gözden çıkardığı diğer oyuncular Szczesny, Daniele Rugani, Mattia Desciglio, Filip Kostic, Arthur Melo ve Weston McKennie şeklinde. Bu oyunculara da aynı şekilde teklif gelmesi durumunda gönderme düşünceleri var. Ancak bu oyuncuları hazırlık maçı kadrosunu aldılar. Juventus Nice'den Jean-Clair Todibo'yu savunmasına kazandırmak istiyor. Oyuncuyla Manu ve West Ham gibi önemli İngiliz takımları da ilgileniyor. Orta sahada düşündükleri Theon Kopmeyers için de 45 milyon euroluk teklif yaptıklarını söylemiştim. Bu teklif Atalanta yönetimi tarafından kabul görmedi. Yakın zaman içerisinde 55 milyon euroya çıkarmaları bekleniyor. Durgun bir transfer dönemi geçiren Liverpool, Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Mamardaşvili ile ilgileniyor. 30 milyon euroluk ilk teklifini yaptılar. Eğer transfer edebilirlerse Alisson takımdan ayrılana kadar başka takımlara kiralık olarak verilecek. Bournemouth, Gürcü kaleciyi kiralamak isteyen takımların başında geliyor.
Bayern Münih, Rennes'den transfer etmek istediği Désiré Doué için Paris Saint-Germain'le yarış halinde. Şu anda bu transferde Paris ekibine göre daha istekli davrandıkları için oyuncunun da gönlü Bayern'den yana. Bayern orta sahası Joshua Kimmich'in yıllık ücretinden dolayı teklif gelmesi durumunda gidişine izin verecekti ancak Alman oyuncu takımdan ayrılmak istemedi. Şu anda Bayern'le yeni kontrat için görüşme yapıyorlar. Bayern yönetimi oyuncunun 20 milyon euroluk maaşında indirime gitmesini bekliyor. Santrafor transferi yapmak isteyen Arsenal, Newcastle United'ın forveti Alexander Isak'la ilgileniyor. Isak'ın oyun tarzının Mikel Arteta'nın istediği profille uygun olduğunu düşünüyorlar. Savunmasını kuvvetlendirmek isteyen Newcastle United, Crystal Palace'ın stoperi Mark Guehi'yi istiyordu. Crystal Palace yönetimi 50 milyon sterlin talep etti. 2024 yılının Temmuz ayında İspanyol'dan ayrılıp Gremio'ya imza atan Martin Braithwaite, İspanyol'u satın alabilir. İspanyol yönetimiyle anlaşamadığı için ayrılmıştı ve bir kulüp satın almayı düşünüyordu. İşte bu kulüp İspanyol olabilir. Bu arada Martin Braithwaite dünyanın en zengin futbolcuları arasında gösteriliyor. Santraforuna ekleme yapmak isteyen Tottenham, Bournemouth'un santraforu Dominic Solanke ile ilgileniyor. Bournemouth oyuncusunu satmak istemiyor. 65 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemek dışında başka bir yol yok gibi görünüyor. Bu transfer gerçekleşirse santrafor rotasyonunda daralma olacağı için Enes Ünal için bir avantaj olacak. Yabancı sınırından dolayı zaman zaman takımlarımızın gündemine gelen Bertuğ Yıldırım'la Hetafe ilgileniyor. Hetafe Ocak ayında Bournemouth'a gönderdiği Enes Ünal'ın boşluğunu onunla dolduracak. Galatasaray'da Süper Kupa'da alınan kötü sonucun ardından yönetimin Erden Timur'u tekrar getirmek için girişimde bulunacağı iddia edilmişti ancak bu haberler doğru değil. Erden Timur hakkında çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiçbir şekilde doğru değildir dedi. Galatasaray'da Sara transferiyle birlikte orta saha işi bitirildi. Okan Hoca'nın isteği üzerine bir de sol bek transferi yapılabilir. Geçtiğimiz haftalarda Spartak Moskova'dan Derik Yön için teklif gelmiş ancak Okan Hoca yerine yeni bir sol bek almadan gitmesini istememişti. Şu anda bir sol bek transferi konuşuluyor. Listede Sergio Reguilon ve Francisco Moura şu an için adayların başında geliyor. 27 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Reguilon'un bonservisi Tottenham'da bulunuyor. Son 3 yılı Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da kiralık olarak geçirdi. Bir yıllık sözleşme kaldı ve güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 24 yaşındaki Portekizli sol bek Francisco Moura ise ülkesinin takımlarından Famalicao formasını terletiyor. Sezon başında Braga'dan 1 milyon euroya alınmış ve gösterdiği performansla piyasa değerini 6 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Galatasaray'da sol bek için bir diğer aday bonservisi Molde'nin elinde bulunan Norveçli sol bek Matias Lovik. Transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün oyuncuyla bir görüşme yaptı. Ardından Lovik, Komtu Galatasaray yorumunu beğendi ve resmi hesabı takibi aldı. 20 yaşındaki savunmacı takımında düzenli olarak 11'de tercih ediliyor. 2024 yılında çıktığı 22 maçta 4 gol 5 asistle oynadı. 3.2 milyon euroluk piyasa değeri var. Championship ekibi Norwich'ten Gabriel Sara'yı alan Galatasaray geçtiğimiz yılı Championship'te geçiren bir diğer oyuncu Leif Davies de sol bekini alabilir. 24 yaşındaki İngiliz sol bek Ipswich Town forması giyiyor. Takımıyla elde ettiği başarının ardından Premier Lig'e yükseldiler. Tabii kendisi de bireysel açıdan başarılı bir sezon geçirdi. Çıktığı 44 maçta 2 gol 21 asistle oynayarak asist kralı oldu ve piyasa değerini 9 milyon euroya çıkardı. Genelde genç oyuncuların gündemde olduğunu görüyorsunuz. Ancak bir tane tecrübeli aday da var. Newcastle forması giyen Dan Burn. 32 yaşındaki İngiliz sol bek 2 metre 1 santimetre boyunda. Bu kadar uzun bir sol bek olur mu diye düşünenler için zaten kariyerinin büyük bir bölümünü stoperde geçirdiğini, son birkaç yılda sol beki tercih ettiğini söyleyelim. Geçtiğimiz yıl 43 maçta oynadı. 32'sinde sol bek, 11'inde stoperde tercih edildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Yerli sol bek olarak da Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz gündemde. Devre arasında gündeme gelmiş oyuncu Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak kulübüyle anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi yeniden gündemde. Galatasaray kadrosundaki yerli rotasyonunu derinleştirme amacıyla bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. İlk görüşme yapıldı. Bonservisi elinde olduğu için talepleri yüksek. Bu taleplerin de indirime gitmesi halinde görüşmeler hızlanacaktır. Yusuf Yazıcı gelirse Mertens'e yedek olarak gelecek. Ancak Mertens'e yedek olarak konuşulan bir diğer oyuncu Lokomotiv Moskova'dan ayrılıp bonservisini eline alan Anton Miranchuk. Anton Miranchuk'un menajeri Vadim Şipinev, Miranchuk'un Galatasaray'a gitmesini istiyorum. Çünkü bu kulübü seviyorum. Ancak bu transfer Miranchuk'un kararı ve Galatasaray'ın teklifine bağlı olacak dedi. 28 yaşındaki Rus futbolcu son sezonunda çıktığı 38 maçta 8 gol 7 asistlik katkı sağladı. Bu yıl gözüne Championship'e diken Galatasaray Mertens'le yarış verecek ismi de Championship'ten alabilir. Blackburn'un 28 yaşındaki İrlandalı 10 numarası Semi Smodish gündemdeki oyunculardan biri. Ancak çok formda olduğu için almak da bir o kadar zor görünüyor. Geçtiğimiz yıl çıktığı 48 maçta 33 gol 4 asistle oynarken santrafor olmamasına rağmen hem FA Cup'ta hem de Championship'te gol kralı oldu. Bu süreçte daha önce hiç çağrılmadığı İrlanda milli takımı da çağrılıp 4 maçta milli forma ithal etti. Galatasaray'da Wilfried Zaha takımdan ayrılabilir. Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad Zaha ile ilgileniyor. Aslında geçtiğimiz yıl Galatasaray'a gelmeden önce de Arabistan'dan teklif almış ancak gitmemişti.
Eyüpspor Galatasaray'ın gözden çıkardığı Sergio Oliveira ile ilgileniyor. Galatasaray'ın bonservis talebi yok. Oyuncunun maaşı karşılanırsa göndermeyi istiyorlar. Emin Bayram'ı alan Westerlo Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve son 2 sezondur kiralık verdiği Çıkıldağ ile ilgileniyor. Rumen oyuncuyla ayrıca Pisa ve ülkesinin takımlarından Petrolul Ploiești kulübü de ilgileniyor. Şu ana kadar gelen tüm teklifler maaşının belli bir bölümünü karşılayıp kiralama şeklinde. Maaşının tamamını karşılamak isteyen yok. Pisa ve Petrolul kulüplerinin aynı anda istediği diğer bir Rumen oyuncu Olimpiu Morutsan. Kupa maçında ağır bir sakatlık yaşayan Morutsan Ekim ayında sahalara dönebilecek. Fenerbahçe'de gündem artık orta saha transferi. West Ham'dan ayrılmayı düşünen Thomas Suçek, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye tavsiye edildi. 29 yaşındaki Çekyalı futbolcu milli takımına kaptanlık yaparken West Ham'ın da ilk 11 oyuncusu konumunda. Geçtiğimiz sezon çıktığı 52 maçta 10 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro. İspanyol basınından As'ın haberine göre Fenerbahçe İlkay Gündoğan'la ilgileniyor. Yine aynı habere göre Acun Ilıcalı, Mourinho'nun isteği üzerine İlkay'ın babası ve menajeri olan İrfan Gündoğan'la görüşmelere başladı. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray formasıyla Süper Lig'e geleceği tahmin ediliyordu ancak tam zıttı olabilir. Bu iddiayı kuvvetlendiren bir durum daha var. İlkay Gündoğan Mayıs ayında Koç Grubu'nun bünyesinde bulunan Ford'la sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Orada kurulan ikili ilişkilerin transfere olumlu yansıyabileceği düşünülüyor. Sarı lacivertlerin daha önce Galatasaray'ın gündemine gelmiş oyunculardan bir diğeri olan Sofyan Amrabat'la da ilgilendiğini söylemiştim. Yerel medyamıza göre kulübüne 12 milyon euro bonservis, oyuncuya da 5 milyon euro yıllık ücret teklif edildi. Henüz ortada bir anlaşma yok. Fiorentina 15 milyon euro talep ediyor. Daha önce gündeme gelen Sander Berge için de bugünlerde görüşmeler sıklaştırıldı. Sander Berge takımla idmanlara çıkmasına rağmen Burnley'nin Cadiz'le oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Yerel medyamıza göre Fenerbahçe 15 milyon euroyu gözden çıkarmışken Burnley tarafı 25 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe'de bu sezonun planlaması içerisinde yer almayan Cengiz Ünder'e Katar takımı Al Arabi'den 9 milyon euroluk transfer teklifi geldi. Bu teklifi hem Fenerbahçe hem de oyuncu tarafı yetersiz buldu. Fenerbahçe 10 milyon euronun üzerinde bonservis, oyuncu da şu anki kazandığından daha fazla yıllık ücret talep ediyor. Jose Mourinho tarafından planlamada düşünülmeyen diğer bir oyuncu da Rade Krunic. Oyuncunun menajerine kulüp bulması gerektiği söylenmişti. İtalya'dan gelecek teklifler bekleniyor. Fenerbahçe geleceğe yatırım amacıyla Balıkesir Spor'dan Arda İbrahim Akgün'ü transfer ediyor. 17 yaşındaki futbolcu Karas bölgesinde görev yapıyor. Emirhan Topçu transferini bitiren Beşiktaş bir stoper takviyesi daha yapacak. Hüseyin Yücel defans pozisyonunda eksikliğimiz var. Oraya takviye gelecek dedi. Yönetimden diğer bir isim Feyyaz Uçar da benzer şekilde transfer için açıklamalarda bulundu. Sol bek transferi düşünülüyor. Stoper bölgesinde hocamızın kararı çok değerli. Giden olursa belki forvete transfer düşünüyoruz. Bir ya da iki transferle sezona girmeyi hedefliyoruz. Onlar da banko oyuncuları olmayabilir. Alternatif oyuncular olabilir. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'a AZ Alkmaar forması giyen Miron van Brederode tavsiyesi geldi. 21 yaşındaki Hollandalı geçtiğimiz yıl A takımla 38 maçta oynadı. 4 gol 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun ayrılık durumu henüz belli olmadığı için yeni bir sol bekte alınamıyor. Ancak eğer olur da ayrılırsa Beşiktaş'ın gündeminde Francesco Farioli'nin Ajax'a düşünmediği Borna Sosa var. Geçtiğimiz sezonun başında 8 milyon euroya almışlardı, ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadı. Beşiktaş'ta sol bek için yerli adayların başında Berkay Yılmaz geliyor. Berkay Yılmaz'ın gelişi 11'e sol bek alınmayacağı anlamına gelmez. Her zaman dediğim gibi Berkay Yılmaz hem geleceğe yatırım hem de rotasyon amacıyla düşünülüyor. Jackson Muleka ile Suudi Arabistan ekibi Al Kulud'un ilgilendiğini söylüyordum. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al Kulud, Jackson Muleka transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Anlaşma şu şekilde: 750 bin euro kiralama ücreti, 3,25 milyon euro satın alma opsiyonu. Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Beşiktaş'ın genç sol beki Emrecan Terzi ile ilgileniyor. Geçtiğimiz yıl A takıma çıkarılan 20 yaşındaki oyuncuya 12 maçta forma şansı verilmişti. Kayserispor'da geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan kiraladığı Kartal Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor ancak transfer pencereleri kapalı. Önce onu açmaları gerekecek. Beşiktaş ve Trabzonspor geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Adam Buksa'yı istemiş ancak Polonyalı golcü Midtjylland'ı tercih etmişti. Adam Buksa bu durumun nedeni hakkında Beşiktaş ve Trabzonspor aslında ciddi ilgi göstermişlerdi. Teklifleri de çok iyiydi ama o iki kulüpte de birinci forvet olarak düşünüldüğümü hissetmedim diyor. Stefan Savic transferinin ardından bir stoper daha almak isteyen Trabzonspor scout ekiplerinin tavsiyesiyle Ukrayna Ligi'nde Zorya forması giyen Arseni Batagol ile ilgileniyor. Kulübü Zorya ile anlaşma sağlandı. Oyuncu ile sözleşme görüşmeleri başladı. 22 yaşındaki savunmacı ülkesi Ukrayna ile Paris Olimpiyatlarında mücadele veriyordu. Sol ayaklı, 1,85 boyunda ve güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Romanya Ligi'nde Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Kulübü Trabzonspor'un genç santraforu Poyraz Efe Yıldırım'la ilgileniyor. Kulübün yöneticileri Efe Yıldırım'ın kiralık transferi için Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşmeler yapıyorlar.
Bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.